bize nasip olacak. Buradan bu sözü herkesin huzurunda vermek istiyorum. Ulukışla'da bir manav kardeşim. Destek için müracaat ediyoruz, kimseye bir şey vermiyorlar. Bırakın desteği, başvurumuz bile onaylanmıyor. Her şey ucu ucuna denk geliyor. Biz kasabın yolunu unuttuk diyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Her gittiğim yerde o dükkanlardaki gerek müşteri gerek dükkan sahibine ben haftada ne kadar et alıyorsunuz diyorum. Başladığımız günle 20 Ocak 2020 bugünle o gün arasında 1,5 yıl geçmiş. O günle bugün arasında verilen cevaplar o kadar farklılaşmış ki haftada bir gün et alıyorum diyenden ayda bir et alabiliyorum diyene, haftada bir kilo kırmızı et, kıyma vesaire gibi bir şey alıyorum diyenden haftada bir tavuk kanadı, pardon, tavuk, parça tavuk ya da tavuğun sakatatını alıyorum diyene, ayda bir ete döndük ama onu da tavuk olarak alıyorum diyene ve yani et satın alma konusunda ilçelerimizde esnafın, ahalinin alamadığını ve durumunun perişan olduğunu bu 1,5 yıllık süreçte gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk. Aynı şey devam ediyor ve artarak devam ediyor, derinleşerek devam ediyor. Ama sarayda oturanlar, sümüti içenler elbette bunu anlamaları mümkün olmaz. Bizim onlardan bunu anlamalarını beklememiz de hakikaten abesle iştigal. Borda bir emeklimiz, ben yüksek maaştan, yani yüksek maaş bana bağlanacak diye emekli oldum diyor. Çok yüksek sayıda, çok fazla gün sayısı ödemiş, 7000 küsür gün sayısı, 8000'e yakın gün sayısı ödemiş, en yüksek orandan ödemiş. Ama diyor, bir şirkette ortağım ben diyor. Bana bağlanan para diyor normalde 2400 lira olacaktı. 1700 lira emekli maaşı bağlandı diyor. Yahu bir ülkede 1,5, 1500 lira, 1600 lira, 1800 lira, 2100 lira, 2400 liralık SSK ve Bağkur emekliliği farkı olabilir mi arkadaşlar? Bu nasıl bir abukluktur? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 1500 lira, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan neyle geçinir kardeşim? Evi kendinin olsa bile geçinemez, aç kalır. Nitekim öyle. Bir de işsiz çocuklarının, işsiz torunlarının bu evlerde ikamet ettiğini, bu evlere geri geldiğini düşündüğünüz zaman o yaşlıların halini hiç mi bu iktidarda 5 maaş, 10 maaş, 6 maaş. En son bugün sabah dakika bir gol bir varlık fonu başkanının da koca koca 2 maaş aldığını basında gördüm. Hiç mi vicdanları sızlamaz ya? Bir taraf aç, bir taraf 5 maaş. Böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor demek. Şirketi feshedersen ben nasıl geçineceğim diyor arkadaş. Otosanayine çağırdılar. 84 yaşındaki Naci abimiz anlattı. Dedi ki, kardeşim gündeme getir, takip etsin milletvekili arkadaşlarınız, biz çok zordayız. Niye abi? Başka insanlar da var yanında. Dükkanlarını oradan çıkarıp bir başka yere götürme kararı almış belediye. Diyor ki, bizim dükkanlarımızın bulunduğu yer artık kupon arazi, kupon arsa. Şimdi bize verilen, yani değiştiriyorsunuz dükkanınızı ama bize verilen bir rakam var, 300 bin lira civarında. Bunu böyle sayıyorlar diyor. Çok daha yeri kıymetli. Biz şeye gidiyoruz diyor. Diyelim ki gittik o dükkanların, yeni dükkanların oraya diyor. Daha na tamam diyor. İçini kendimiz yaptırmamız lazım diyor. Buralarda kendimiz yaptırmıştık diyor. Ve ayrıyeten de 100 bin lira para ödememiz lazım diyor. Ya böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu kupon arazi, yani vatan toprağını kupon arazi gören zihniyetin otosanayisinde evini geçindirmeye çalışan insanların ne yapacağına hiç bakmadan oradaki o kupon araziyi değerlendirme mantığıdır.
Böyle bir yönetim anlayışı, böyle bir zihniyet olamaz. Burayı bırakıp dağın başına taşınmamızı, üzerine de 100 bin lira para yatırmamızı istiyorlar dedi abi. Sayın Erdoğan, sen kafanı kuma gömmekte ısrar etsen de bu dertlerin hepsi gerçek. Notlarımızı alıyoruz, çözümleri için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip hepsiyle biz ilgileneceğiz, biz. Ama bu sırada sen sarayında sefa sürerken milletimizin feryadı her geçen gün artıyor. Hangi ile, hangi ilçeye gitsen vatandaş dertli. Zor şartlarda devletlerini yanlarında görmek istiyorlar. Bir problem daha var. İktidarı, Türk milletinin anlayışı, iktidarı devlet diye gördüğü için, iktidarın yaptığı tüm abuklukları, tüm sabuklukları, tüm alengirli işleri, tüm o insanları perperişan, yalnız bırakmaları, devletin yalnız bıraktığı şeklinde görüyorlar. Aynı anda devlet dediğimiz o kavram, o anlayış, insanların zihnindeki o tasavvur da yerle bir oluyor ama bunların seslerini duyan yok. Bu insanları daha ne kadar duymamazlıktan geleceksin Sayın Erdoğan? Daha kaç iş yerinin kepenk kapatmasını bekleyeceksin? Milletimizin çilesine daha ne kadar seyirci kalacaksın? Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Böyle bir umursamazlık olabilir mi? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Yazıktır, günahtır. Değerli dava arkadaşlarım, elimizi nereye atsak kötü kokular yükseliyor. Gözümüzü nereye çevirsek bir dümen almış başını gidiyor. İşte size bir örnek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş dönemde yaşanan AK Parti için küçük, milletimiz için ise oldukça büyük bir yolsuzluktan bahsetmek istiyorum. Vatan Caddesi'nde belediyeye ait olan bir yeşil alan bir firmaya 25 milyon liraya satılıyor. Ardından bir düzenleme ile bu arsa yeşil alan olmaktan çıkarılıp imara açılıyor. Böylece fiyatı katlanıyor. Sonra ne oluyor? Bir süre sonra aynı arsayı aynı Büyükşehir Belediyesi bu kez 430 milyon liraya geri alıyor. Böyle bir şey, yani mantık, akıl, yürek, beyin, ya neresi alır bunu, neresi normalleştirebilir? İki kalem oynatmayla oynatılan bu rezalette milletin belediyesi, yani milletin bizzat kendisi 405 milyon lira zarara uğruyor. O para da o firmanın cebine giriyor. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Aynı arsa yeni bir kararla yeniden yeşil alan oluyor. Ve bugünkü piyasa değerine göre fiyatı 90 milyon lira oluyor. Şu yüzsüzlüğe bakar mısınız? Şu soyguna bakar mısınız? Milletin hazinesine çökmüş şu arsa.